Herkese merhaba arkadaşlar. Stand Up Game'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle belki de kanalın en özel ve en güzel içeriğiyle birlikteyim. Nedir diye soracak olursanız şöyle bahsedeyim. Bildiğiniz üzere FIFA'nın Pro Club modu adında bir modu var. Ve bu modda arkadaşlarınızla toplanıp başka bir rakibe karşı mücadele edebiliyorsunuz. Bizim de böyle İstanbul Birliği adında bir takımımız vardı. Ve çok farklı organizasyonlarda çok farklı liglerde mücadele ettik. Ve çok farklı, çok güzel dostluklar kazandık, güzel anılar kazandık. Bu videodaki amacımız ise İstanbul Birliği'ni kulüp oluşturma modunda oluşturup Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. İstanbul Birliği'nin renkleri mavi beyaz olduğu için formalarımız mavi beyaz. Stadımızın adı İstanbul Atatürk Arena. Benim için çok güzel bir video olacak. Öyleyse haydi videoya geçelim. Kadro yapısını genç yaptım çünkü sezonlar geçtikçe oyuncuların overall'ı düşmesin diye. Gençler gelişir en azından. Şöyle dizilişi 4-1-4-1 yapmak istiyorum. İstanbul Birliği'nin en fazla kullandığı dizilişti. Şöyle 4-1-4-1'i seçtim. Bizim için vazgeçilmezdi. Taktiklerimizi yapalım. Şöyle top kaybından sonra pres bizim için çok önemli bir unsurdu. Onu hemen yapıyorum. Genişliğimizi düşürüyorum savunurken. Şöyle şu seviyeler iyidir. Biraz daha. Evet. Derinliğimizi yukarı çekiyorum. Çünkü top kaybından sonra preste stoperlerimiz, savunma hattımız daha doğrusu önde olurdu bizim. Ve oyun kurarken de yine orta sahaya kadar getirdik stoperlerimizi. Şöyle oyun kurmayı, yavaş oyun kur ve topa sahip olma. İstanbul Birliği'nin en önemli faktörü topa sahip olma. Evet, oyuncuların antrenmanlarını düzenliyorum ki sezon içerisinde gelişsinler. Ve sezon sonuna doğru gidelim bakalım kim şampiyon olacak. Evet, sezon sonuna yani Haziran'ın 1'ine simüle etmiştim. Haziran'ın 1'inde Türkiye Kupası finalinde büyük ihtimalle Trabzonspor ile karşılaştık. Ligde büyük ihtimal şampiyon olduk çünkü çoğu maçı ben galibiyet olarak gördüm. Bakalım bunu da simüle edeceğim. Hadi bakalım ve şampiyon Türkiye Kupası'nda İstanbul Birliği. Evet, puan tablosundayız. Yukarılara doğru çıkalım şöyle. 4, Beşiktaş, Fenerbahçe ve şampiyon İstanbul Birliği. İlk sezonda şampiyon İstanbul Birliği oluyor. Türkiye Kupası zaten bizim de ama bakalım yine de 2-1 ile kazanmışız. Trabzonspor'a karşı yarı finalde Galatasaray'ı elemişiz. Çok güzel. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un olmuş. Gerçekteki finali Liverpool kazanmış. Avrupa Ligi'nde Paris Saint-Germain. Burada mükemmel bir final olmuş yalnız. Tam bir Şampiyonlar Ligi finali olmuş. Konferans Ligi'ni merak etmedim değil finalini. Fenerbahçe bu arada son 16'ya kalmış. Konferans Ligi'nde Lazio kazanmış. Burada da mükemmel final var. Yarı final Trabzonspor. Evet, gelişimlere bakıyoruz. Çok gelişmemişler ama hani artı 2 artı 3 almışlar yine de. Şöyle gollere bakalım. Osman Yılmaz 27 gole direkt katkı vermiş. Mükemmel. İşte İstanbul Birliği'nin forveti. Bizim forvetimiz de böyleydi. Oyunda da aynı, hiç değişmiyor adam. Atıyor abi. Ve hazırsanız bir sonraki sezona geçelim. Ben de çok heyecanlıyım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Umarım finale kadar kalırız. Ve simüle ederken yani yarı finale geldik. Real Madrid eledik. Finalde Paris Saint-Germain ile eşleştik Şampiyonlar Ligi'nde. Mükemmel bir ikinci sezon yaşadık açıkçası. Büyük ihtimal şampiyon da olduk. Şöyle bir hemen puan tablosuna bakalım. Süper Lig'de durum nedir? Evet, ikinci sezonun şampiyonu yine İstanbul Birliği oluyor. Fenerbahçe ile puan farkı az ama 95 puanla şampiyonuz. Süper Lig'de Türkiye Kupası'na bakalım. Burada yine Trabzonspor'la oynayacağız ki büyük ihtimal kazanırız yine bence. Evet, formalarımızı ayarlayalım şöyle. Biz beyaz mavi formamızla oynayacağız. Ve ilk 11'imiz bu. Bu 11 ile oynayacağız. Ve de finalde Mbappé'nin vuruşuyla başlıyoruz. Başarılar İstanbul Birliği'ne. Neymar. Arka doğru bir top. Kaymak. Kaymak karşı karşıya. Kaymak çevirdi. Savunmanın müdahalesi kaleci Donnarumma. Şimdi bir hücum şansı Paris için. Neymar geçti rakibini. Neymar içeri girdi. Neymar ortaya çevirdi. Orada ilginç bir pozisyon kaleci. Baskı yaptık. Kaymak. Yine karşı karşıya. Kaymak. Kaymağın şutu Donnarumma. Savunma uzaklaştırıyor topu. Şimdi Willemsen sağ kanattan geldi İstanbul Birliği. Willemsen çevirdi. Marin. Marin kaleci Donnarumma. Dönen top savunma uzaklaştırdı. Marin. Şimşek. Willemsen. Willemsen. Willemsen karşı karşıya kalabilir. Willemsen. Willemsen dışarı attı. Verratti. Merino.
Mbappe şutu, kaleci Yeboa, Messi arka direğe doğru, Hakimi çok enteresan bir pozisyon ve gol yedik. Çok ilginç. Şimdi Willemsen ile geliyoruz. Willemsen önü bomboş. Willemsen bıraktı. Marin karşı karşıya. Marin bıraktı. Gol! İşte bu. İstanbul Birliği 1-1 yapıyor skoru. Yılmaz attı golü. İstanbul Birliği 1-1 yaptı. Bir top kaybı orada. Kontratak şansı İstanbul Birliği için. Arkaya doğru gönderilen top Yılmaz. Yılmaz aldı. Çekti topu. Bıraktı. Şimşek ve gol! İstanbul Birliği 2-1 yaptı skoru. İstanbul Birliği 2-1 yaptı. İşte bu kadar. Haydi çocuklar. Marquinhos. Verratti. Marquinhos. Orada bir penaltı kararı geldi. Elle oynama kararı. Mbappe penaltıyı kullanacak. Mbappe. 2-2. Yıldız. Ortası Yılmaz'a doğru. Yılmaz vuramadı. Marin. Verratti. Messi. Mbappe. Brozovic. Bu arada oyunu durdurdu hakem. Evet, Yılmaz sakatlandı. Hakem gidiyor bölgeye. Evet, Yılmaz'ın yerine oyuncu değiştirmek zorundayım. Sakatlandığı için. Orta sahadan da Marin'i alıyorum. Çok yorulmuş. Evet, Şimşek. Kaymak çok hızlı. Kaymak gidiyor. Kaymağın golü. İşte bu kadar. İstanbul Birliği 3-2 yaptı skoru. Diallo orta. Brozovic vuramadı. Seken top. Kaleci mükemmel kurtardı. Korneri kullanacak Paris. Orta içeri doğru. Neymar seken top. Marquinhos derken hakem penaltı verdi galiba. Yine penaltı verdi elle oynamadan. Mbappe geldi. Vurdu. Yeboah kurtardı. Neymar kullanacak korneri. Ortası içeri doğru. Savunma uzaklaştırdı. G'ye. Hakimi. Diallo geçti. Diallo müdahale savunmadan. Savunma uzaklaştırıyor. Willemsen ve Şampiyon İstanbul Birliği. İşte bu. Şampiyonlar Ligi bizim. İşte takımımız seviniyor. Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Ve kaptan Pedersen kupayı geldi. Kupayı eline aldı. Pedersen ve şampiyon İstanbul Birliği. Şampiyonlar Ligi şampiyonu İstanbul Birliği. Pedersen'in ellerinde kalktı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.